Selamlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır bir ürün incelemesi videosu çekemiyordum. Bugün bence tam da şu dönemde incelenmesi gereken bir şey inceleyeceğiz. Ben bu ürünü aylar önce aldım. Sonra bugün böyle evde birdenbire bununla göz göze geldik. Ya dedim ben bunu niye incelemedim daha önce? Ama yani hakikaten tam olarak şu dönemde evde alıp kullanabileceğiniz bir şey. Hemen göstermek istiyorum kendisine. Yine ışıklı, yine sesli bir şey. Bu arada saçlarım uzadılar, kesemiyorum, düzleştiremiyorum. Saçma sapan bir şey oldular. Umarım kötü gözükmüyorumdur çok fazla. Sanki az önce evde pijama ile pespaye bir şekilde oturmuyormuşçasına bayağı hazırlandım ama saçlarım biraz kaleci saçlı adam gibi gözüküyor. Neyse, ürünümüz bu. Kendisi kablosuz bir hoparlör ama aynı zamanda kafasında kocaman bir disko topumsu ışığı var. Hiç açmadım, hiç bakmadım, hiç incelemedim. Hep birlikte burada keşfedeceğiz. Gördüğümde dedim ki yani bu kadar istediğim özelliği aynı şeye nasıl sığdırdınız? Size helal olsun. Markası Trust. Bu arada. İyi bir marka mı? Kaliteli bir marka mı? Hayır değil. Ben bunu bayağı da uyguna aldım. Yani taş çatlası 150 lira gibi bir para verdim buna ki normalde küçücük bir hoparlöre biliyorsunuz 200-250 liradan aşağı veremiyorsunuz yani. Bir adet güç kablosu çıktı. Bu ne? Bir AUX kablosu sanırım bu. Evet. Aa miniş be. O kadar da büyük değilmiş. Baksanıza tatlı. Çok böyle hantal bir şey değil yani. Ağırlığı da ya benim bu benim bu ürün incelemelerinde her şeyi atıp tutarak ağırlığını size göstermeye çalışmam ne olacak? Ay çok tatlı be. Bir şey söyleyeyim çok beğeneceksiniz ya. Aşırı şeker yapmışlar. Ay düşürüyordum. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Ben bu kadar şeker bir şey çıkacağını hiç düşünmemiştim. Bayağı da kaliteli duruyor ha. Öyle kötü durmuyor yani. Dizaynı falan çok hoş. Bakın şuraları şöyle tırtıklı. Şimdi öncelikle bu kablosuz. Yani siz bunu şarj ettikten sonra bunu böyle buranızı alıp Harlem'de geziyor gibi gezebilirsiniz bile. Ama gezmeyin yani. Çünkü sonuçta Harlem'de değiliz. Bu var ya tam bir Caddebostan sahil aytımı. Tamamen şarj olması 6 saat sürüyormuş. Arkadan zaten şarja takmamız lazım. Bu muhtemelen şarjsız gelmiştir diye düşünüyorum. Burada şöyle minik bir Bluetooth butonu var. Oradan hemen eşleşip bağlanabiliyorsunuz. Direkt ışığa bakmayın diyor ki ben kesin bunu yapacağım. Yani kendime bu konuda çok güveniyorum. Şimdi önce bir AUX'la deneyelim. Ondan sonra bir de bir Bluetooth'la deneyelim bakalım. En çok merak ettiğim şey tabii ki ses kalitesi ve şu yukarıdaki disko topunun ne kadarlık bir alanda nasıl etki ettiğini görmek. Zaten başka da bir amacı yok bu ürünün o yüzden. Başka merak edeceğim bir şeyin olmaması gerekiyor mantıken. Ama tabii ki en önemli şey buradaki ses kalitesi. Şöyle bir şey var. Bakıldığında bayağı iyi ses çıkartıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden çok merak ediyorum acaba gerçekten gözüktüğü kadar iyi bir ses kalitesi var mı diye. Hatta biz bir de bunu kıyaslayalım. Bende bir de Ultimate Ears diye bir marka var biliyorsunuzdur belki. Onun Wonderboom diye bir hoparlörü var. Bluetooth hoparlörü. Hatta bir de ona getireyim ben. Muhtemelen Ultimate Ears'ın ses kalitesi daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kaliteli ve güzel bir marka. Ama yani belki de bu yanıltır bizi. Ki ben onu 300-350 lira gibi bir şey almıştım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 150 liraya aldım. Ama kesin zam gelmiştir. Çünkü ben bunu alalı aylar oldu gerçekten. Şimdi öncelikle kablolu bir şekilde bağlayarak deneyeceğiz. Önüme çıkan ilk şarkıyı açıyorum ve önüme çıkan ilk şarkı Davut Güloğlu Nurcan'ım. Umarım telif yemem. 7 saniye geçmemeye çalışacağım. Şimdi bu işitsel şöleni hazırsak başlatacağım. Nurcan'ım Nurcan'ım kurban da sana canım. Ses bana birazcık boğuk geldi açıkçası. Size nasıl geldi bilmiyorum. Acaba Bluetooth'la bağlandığında bir ses kalitesi farkı var mı? Belki de bu dünyanın en cahil sorusu bu arada bilmiyorum. Ama ben yine de aklıma gelmişken onu da denemek istiyorum. Ulan ürünün ismini söylemedim. Fiesta Disco Light diye çıkıyor. Okey ürünün ismini de artık söylemiş oldum. Bakışlarımdan belli vallahi bu kız azı. Kablo'da daha düşük, Bluetooth'ta birazcık daha yüksek sesle çalıyor. Demek ki fark ediyormuş. Demek ki bu cahilce bir soru değilmiş. Asıl bahsettiğim Wonderboom'la şimdi arasındaki farka bakacağız. Herhalde dinlerken aradaki farkı hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Şunun görüntüsüne birazcık açıkçası aldanıp acaba yakın olur mu diye düşündüm ama yani bunun ses kalitesi gerçekten katlar. Bu arada şarkıları Apple Müzik'ten açıyorum. Yani YouTube ya da Spotify'dan açmıyorum. Benim bildiğim kadarıyla Apple Müzik en iyi ses veren platformlardan bir tanesi. Spotify'dan daha iyi olduğunu kendim test ederek onayladım. Kabloyla birazcık daha desibelinin düşük olduğunu fark ettim Bluetooth'a göre. Onun dışında ne yazık ki benim Ultimate Ears'ımın karşısında bu minik disco toplu hoparlörüm dayanamadı.
Ama olsun. Zaten 150 lira verdiğiniz bir şeyin aşırı iyi bir ses kalitesi olmasını beklemiyorsunuz yani. Ama yine de insan bir umut şunu görünce hani acaba ses kalitesi iyi midir diyor. Her türlü şunu söyleyebilirim ama yani hani 150 liraya alınabilecek çok tatlı ve çok kompakt bir ürün. Şimdi gelelim en cafcaflı kısma. Bunun ışığını test etmeye. Şu an hava aydınlık. O yüzden buradaki ışıkların bir kısmını kapatarak size ışığı gösterebileceğim gibi gözüküyor. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve tabii ki ürün incelemesi müziğim olan sevgili Tuğba İkinci'den Kondom adlı parçayla ben bu videoyu kapatmak isterim. Hem de bir disco ortamı oluşacağı için şarkıda cuk oturacaktır diye düşünüyorum.